Sevgili seyirciler, Türk savunma sporlarının belki de en önemlilerinden biri Bagatur. Peki Bagatur sporu nedir? Nasıl oynanır? Bu sporun fiziksel ve bedensel açıdan insana katkıları nelerdir? Tüm bunları çok yetkili bir ağızdan dinleyeceğiz. Konuğumuz kim? Bu sporun Kütahya İl Temsilcisi Sayın Yılmaz Küçükkeleş. Öncelikle hoş geldiniz programımıza Yılmaz Bey. Hoş bulduk efendim. Sizler de hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Şimdi öncelikle kısaca bir sizi tanıyalım. Daha sonra bu sporu da tanıyacağız. Ben Yılmaz Küçükkeleş, Bagatur Türk Mücadele Sanatları'nın Kütahya temsilcisiyim. Ne zaman başladınız siz bu spora ve nasıl ilerleyip bu kademeye geldiniz? Ben 1998 yılından beri başladım. Farklı spor dallarıyla uğraştım. Yani 4-5 tane spor dalını değiştirerek en son yani Türk Savaş Sanatları'nı yapmaya karar verdik. Türk savunma sanatının belki de en iyi temsil eden sporlardan biri Bagatur. Kelime olarak ne anlama geliyor? Bagatur kelime anlamı olarak yiğit ve kahraman anlamına geliyor. Zaten bunu hani Türklerden aldığı için biz de hani bu şekilde devam ettirmek istedik. Peki bu sporumuz nasıl oynanılır? Kuralları var mıdır? Biraz bunu açalım. Bu spor tabii yani her spor dalı olduğu gibi bunda da bir belli kurallarımız var kendimize göre. Biz bunu ama bir ringde değil, bir tatami üzerinde değil maçlarımız ve oyunlarımız. Biz bunları cenkte yani Türk Savaş Sanatı olduğu için cenk anlamına geliyor. Yani cenkimizde biz bir çim saha üzerinde, toprak üzerinde yapıyoruz. Ya da sokakta. Ya da sokaklarda yapıyoruz belki yani. Diğer sporlardan sizi birazcık ayıran da bu bakış açısı. Peki bunun kuralları nedir? Kaç kişiyle oynanır? Kız erkek ayrımı var mıdır? Kuralları tabii kendine göre vardır. Yaş ayrımı yoktur. Her yaşın kendisine göre rakipleri vardır. Kız erkek ayrımı yok. Onda da aynı şekilde rakipleri kendi durumlarına göre ayarlıyoruz. Çok güzel. Peki kademeleri de vardır değil mi? Sizde de çünkü kuşaklar görüyorum farklı renklerde. Ne anlama geliyor bu renkler? Evet tabii ki var. Yani biz kuşakları atlatıyoruz. Yani 4 aydan 4 aya bizim kemer sınavlarımız olur. Bu da ilk başlayan beyaz kemerden başlar. 4 ay belli bir süreden sonra, belli bir aşamaya geçirdikten sonra diğer kuşak atlama olayları vardır. Bunları biz sınav çerçevesi içerisinde adetlerimizi sınav yapıyoruz. Kuşak atlatıyoruz. Hangi renkler var böyle adım adım yükseldikçe hangi renklere kavuşuyoruz? En son rengimiz ne? En son rengimiz siyah. Yani beyazdan başlıyoruz. Mavi kuşak. Maviden sarı, sarıdan yeşil, kırmızı geliyor. Yani ondan sonra siyah gelir. Belli bir aşamadan sonra bizim tuğlarımız vardır. Yani sanlarımız vardır. Biz bu sanlara geçeriz. Yani bir san, iki san, üç san diye bu ilerler. Çok güzel. Sizde de görüyoruz kuşağı. Siyah kuşağımız var. Evet, sizdeki var. Anlamı ve karşılığı evet, nedir? Vardır. Biz üç çizgi demek. Bir, iki, üç çizgi, üç san demektir. Üç san demek hani yetkili anlamına gelir. Yani artık bu işi eğitimini verebilecek, evet, antrenörlük Atabay yapabilecek. Yani. Biz antrenörlere Atabay olarak hitap ediyoruz. Kendi kültürümüzle. Türklerdeki bir karşılığı var. Evet, o şekilde. Biz bunu hani yani en sonu budur, üzerinizdeki kuşaktır. Buna sahip olan bunun eğitmenliğini yapabilecektir. Evet, eğitmenlik aşamasına geliyor. Üçten sonra da devam eden kuşaklarımız var. 8 sana kadar devam ediyor. Bunun daha da üstü evet. Var tabii ki. Evet, 8 yani 8. tuğa kadar devam ediyor. Yani federasyon başkanımız şu anda bizim yani 8. tuğda Kaan olarak geçiyor. Biz de bu yılda size başarılar diliyoruz. Yeni projelerinizle görüşmek üzere o zaman. İnşallah görüşmek üzere. Size sağ olun. Teşekkür ederim. Evet sevgili seyirciler, programımız tüm hızıyla devam ediyor.